Arkadaşlar, kadına en çok ne yakışır? Soru bu. Cevaplar neler? Bunu sorduğum zaman öyle ilginç cevaplar geldi ki ben o ilginç cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin de cevaplarınızı aşağıda yorumlarda bekliyorum. Kadına en çok ne yakışır? En çok söylenen söz şu: annelik yakışır. Gerçekten her kadına annelik muhteşem yakışıyor. Bugün Anneler Günü, başta annem olmak üzere tüm annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Kadına en çok ne yakışır? Onu seven, onu koruyan, ona sahip çıkan, ona aşık bir eş yakışır. İnşallah herkes böyle bir eş bulmuştur. Vallahi bulmayanlar da bulsun. Çünkü neden? Kadına en çok ne yakışır? Gelinlik yakışır. Son dönemde evlenmekten korkan, evlenmek istemiyorum, bütün evlilerin çevremde mutsuz olduğunu görüyorum diyen gençler var ve bu beni üzüyor. Evlenmekten korkmayın. Bak, biz çok mutluyuz. Mutlu olan insanlar ben biliyorum, çevremde çok fazla da var. Ama mutsuz insan da var. Ya bunu da kabul ediyorum. Ama kadına gelinlik yakışır. Sizi seven birisini bulun ve evlenin. Bak, benden söylemesi. Kadına en çok ne yakışır? Ne yakışsın hocam? Tek taş pırlanta yakışır. Valla pırlanta, tek taş söylerken bile bak kekeliyorum. Yakışır ama bütçe, ekonomi iyiyse gerçekten eşlerini almalılar bunu erkekler. Kadınlar bundan hoşlanıyor. Bunu bilmek lazım. Kadına en çok ne yakışır? Güzel ve içten bir gülümseme yakışır. Gerçekten gülümsemek kadınlara yakışıyor. Kadına en çok ne yakışıyor? Mutluluk yakışıyor. Onun için mutsuz kadınların olduğu bir dünya güzel bir dünya değil. Onun için mutlaka biz erkekler olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım. Tamam mı? Uyarıyorum sizi. Onun için kadını mutsuz edecek, gülümsetmeyecek olaylar yaşaması bence kadına yakışmıyor. Kadının gülümsemesi güzel. Her kadın gülmeyi ve gülümsemeyi hak ediyor. Onun için gülümsemek kadına çok yakışıyor. Bunu erkeklerin görmesi lazım. Haberiniz olsun. Üzmeyin kadınları. Unutmayın. Evde kadın mutsuzsa çocuklar mutsuzdur. Evde kadın mutsuzsa eş mutsuzdur. Kadına en çok ne yakışır? Güzel huy, tatlı dil ve sevimlilik. Gerçekten bunlar kadına çok yakışır. Böyle olan kadınlar kendine hayran bırakır. Kadına en çok ne yakışır? Bakımlı olmak yakışır. Bakımsız, pejmürde, kendine bakmayan kadın sevilmez. Bunu görmek lazım. Kadına en çok ne yakışır? Dişiliğini değil, kişiliğini ön planda tutmak yakışır. Sadece dişiliğiyle bir şeyleri elde etme, bir yerlere gelme düşüncesi varsa bu kadına yakışmıyor. Kişiliğiyle kendini göstermeli ve yansıtmalı. Kalitesini bence böyle ortaya koymalı. Kadına bu yakışıyor. Kadına en çok ne yakışır? İncelik ve zarafet yakışır. Nezaket yakışır. Kaba saba, saygısız kadınlar bence hoş değil. Bu kadına hiç yakışmıyor. Bunu görmek lazım. Kadına en çok ne yakışır? Tutumluluk yakışır. Ekonominin sıkıntılı olduğu, paranın zor kazanıldığı bir dönemdeyiz. Onun için tutumlu kadın harika bir kadın. Kadına çok yakışıyor tutumluluk. Erkek cömert olmalı, kadın tutumlu olmalı. Var ya, bu harika bir şey olur. Kadına en çok ne yakışır? Haya, edep ve terbiye. Çok yakışır. Eğer kadın bu özelliklere sahipse tam bir elmastır aslında. Tam bir hazinedir. Eğer eşiniz bu özelliklere sahipse bir hazineye sahipsiniz. Haberiniz olsun. Kadına en çok ne yakışır? Susmak yakışır ama susar mı demiş beyefendinin birisi. Ya kardeşim, kadın niye susar? Eğer kadın konuşuyorsa problem yok, susuyorsa problem var. Üzülmüşse, kırılmışsa, dediği dinlenmiyorsa, artık dikkate alınmıyorsa, artık konuştuğu zaman karşı tarafın değişmeyeceğini biliyorsa kadın o zaman susar. Onun için kadına susmak yakışmaz. Konuşmak mı yakışır hocam? Kadına yerinde konuşmak yakışır.
Ama kadının çok konuşması problem değil. Bence susması problem. Susarsa tehlikeli. Susarsa bir şeyleri bitirmiştir, bir şeyleri kapatmıştır. Bak erkekler haberiniz olsun. Kadınların aşağılandığı, dövüldüğü, hakarete uğradığı, saygısızlıkla karşılandığı bir ortamda aslında kadınlara ne yakışır biliyor musunuz? İyi olan, güzel olan ne varsa kadına yakışır. Bütün bu çirkinliklerden uzak olmak kadına yakışır. Ben bütün kadınların anneler gününü kutluyorum ve iyi ki sizler varsınız diyorum. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınıza gönderin. Zaten bunu yaptığınızı duyuyorum. Çok seviniyorum. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.